2013 yılı verilerine göre ülkemizde yılda yaklaşık 400 binden fazla hırsızlık vakası yaşanmaktadır. Diğer dünya ülkelerine oranla daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra izleyeceğiniz videoda ise dünya üzerinde hırsızların çaldığı en tuhaf şeylere yer verdik. İyi seyirler. Birinin çikolata çalabileceğini düşünmüyor olabilirsiniz. Ancak Kansas Eyalet Üniversitesi'nden bir öğrenci arabasını 10 dakikalığına park etti. Döndüğünde arabasında bıraktığı KitKat'ın çalındığını fark etti. Olay yerini araştıran genç üzerinde bir mesaj yazan kağıt bir peçeteyle karşılaştı ve şu sözler yazıyordu. Arabada bir KitKat gördüm. KitKat'ı seviyorum. Sonra kapıyı kontrol ettim ve kilit açıldı. KitKat'tan başka bir şey almadım. Üzgünüm ve açım yazıyordu. Bu olay sosyal medyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Çoğu insan için çamaşır yıkamak zorunluluktur. Amerika'da Tide adlı çamaşır deterjanı markası çok ünlü bir marka ve herkesin ihtiyaç duyduğu bir şey olduğu için kara borsada inanılmaz derecede değerli hale gelmiştir. Bunun sonucunda hırsızlar bu markaya dadanmıştır. Bu olaylardan sonra marketler sıkı güvenlik önlemleri almak zorunda kalmıştır. Sincapların fıstıkları çok sevdiğini ve fıstık için her şeyi yapabileceklerini çoğu insan iyi bilir. Ancak geçen yıl Kaliforniya'da fıstık çiftliklerine dadanmış hırsızlar, kamyonla birlikte girdikleri çiftliklerden toplam 4.6 milyon değerinde fıstığı bir sincap misali çalmışlardır. Kayıplara karışan hırsızlar bir daha da bulunamadılar. Bu olay sonrası çiftçiler güvenlik sistemlerini geliştirmişlerdir. Ailesi tarafından çok sevilen bir evcil hayvanın çalınması çok kötü bir durumdur. Ancak fırsatçı hırsızlar evcil hayvanları çalmak için diğer insanların evlerine girer. Sonrasında fidye almak için kaçırır ancak bu olay biraz daha farklı. Amerika'da bir hırsız ayakları sakat siyah Labrador cinsi köpeğin tekerlekli sandalyesini çaldı. Sahibinin maddi durumu pek de iyi değildi. Ancak bu olay internette çabuk yayıldı ve köpeğe yeni jantlar almaya yetecek kadar para yardımı yapıldı ve sahibi köpeğe yeni tekerlekli sandalyesini aldı. İnsanlar köpek balıklarından korkar. Ancak bu arkadaş biraz korkusuzmuş. Arkadaşımız 2008 yılında komşusunun bahçesinde yer alan akvaryumdan köpek balığını çalmıştır ve kesip yemiştir. Yaşanmış bu hırsızlık vakasından sonra köpek balığının sahibi Peter Newman çok üzgün olduğunu söylemiştir ve bu hırsızın yeni doğan 6 köpek balığı yavrusunu yetim bıraktığını söylemiştir. Ülkemizde de sık sık yaşanan bu olay 1990 yılında Los Angeles'ta yaşanmıştır. Birkaç ay boyunca 300'e yakın rogar kapağı şehir boyunca gizemli bir şekilde kayboldu. Yapılan araştırmalar sonucu iki hırsız hurda metal satmak için 300 sterlinlik kapakları çalmışlardı. Çaldıkları kapakların tanesini sadece 6 dolardan satmışlardı. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.